なんであれ朝コミッションに嬉しい、あれ朝も雑誌コミッションに嬉しい、あれ朝コミッションに嬉しい、無事コミッションに嬉しい、ブラザキ görüşlerim Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili görüşlerini bu işlerimi de paylaşacağım. Daha önce yapmış olduğum Kadıköy'deki toplantıda da söyledim. Bunların bize sayısal olarak ihtiyaçları yok. Bunların meşruiyete ihtiyaçları var. O nedenle bunun bir parçası olmamalıyız dedim. Burada da aynı görüşü paylaşıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye konuşuyor adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türkiye'nin değişik kentlerini geziyor. Buradan ona soruyorum. Senin parlamentoda başkanı olduğun, Atatürk'ün koltuğunda oturduğun meclisin milletvekilleri konuşamıyor. Sen Türkiye'yi niye geziyorsun Sayın Ceren Çiçek? Değerli arkadaşlarım, anayasayı yaptığınız kişilerle masaya oturduğunuz zaman onların sabıkasının temiz olmasını beklersiniz. Laikliğe karşı eylemlerin odağı olan bir siyasal partiyle aynı masaya oturamazsınız. Düşüncem budur. Burada bir samimiyet eksikliği vardır. Oslo'da PKK'yla görüşenlerle Havlu'da mobil mahkemeler kurulanlarla samimiyet konusunda bir problem vardır değerli arkadaşlar. Bakın, deminden beri konuşmacılar açıkça ifade ettiler. Ben de ortadan açık konuşacağım. Hedef Mustafa Kemal'in cumhuriyetidir. Lanetine yoktur değerli arkadaşlarım. Diğer ayrıntıları konuşmaya gerek yok. Sayın Erbaşı'nın biraz önce ifade etti. İlk 3 madde, 4 madde doğrudur. Kurul meclisi ancak anayasayı 175. maddenin çerçevesinde değiştirebilir. Ama bunları tutmuyorlar. Bakın, bir gün evvel, iki gün evvel Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu bir açıklamayı da sizinle paylaşacağım. Bir anayasa komisyonu bir açıklama yaptı. Diyor ki, burada bir de kalıptı da önlük olarak deneyin. Yani 26 maddelik anayasa değişikliğini milleti götürüp milletimizden bu noktada %58 oranında bir onay aldıktan sonra şimdi kalkıp bunu tartıştırmayız diyor değerli arkadaşlar. Bunu kim söylüyor? Kim söylüyor? Popüleş başkanı söylüyor. Popüleş başkanı söylüyor. Şimdi biz bunlarla neyi konuşacağız değerli arkadaşlar? Neyi konuşacağız? Burası Sayın Başkan ve diğer konuşmacılar söylediler. Siyasi kimliklerimizi dışarı bıraktığımız, vatanseverlik duygularımızın kaynaştığı, ülkeler yapımızı tartışmadığımız, al bayrağımızı tartışmadığımız bir alandır. O nedenle duygularımızı sizlerle içtenlikle paylaşıyoruz. Onlar da biliyorlar bu işin gitmeyeceğini. Ama asla karamsarlığa kapılmayın. Bir şeyi hiç unutmayın. Mustafa Kemal ne demişti? O en karanlık günlerde bile Boğaz'da düşman zırhları dolaşıyorken ne dedi? Ne dedi? Kendileri gibi giderler dedi. Kendileri gibi gidecekler. Bu duyduğum ona söylüyorum ki bu benim manasasına hayır diyorum. Hepimiz Mustafa Kemal'iz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Milli Anayasa Forumu'nun değerli üyeleri, değerli vatanseverler, sevgili kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önce bu yapılmak istenen anayasanın, yeni anayasanın sadece bir iki yönü değil, bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelmiş bir tehdit olduğunu temelden kabul etmeliyiz. Hem devletimize tehdit, hem milletimize tehdit edildi. Bir de şöyle gelelim. Bir insan, bir kurum, bir takım yaptığı işlerden başarı sağladığı zaman onu daha ileri götürmek ister. Daha ilerini yapmak ister. İşte 10 seneden beri
iktidar olan bu hükümet yaptıklarından memnun, sırf sırtını övünüyor ve daha ileri gitmek için de yeni bir anayasa istiyor. Demek ki bu yaptıklarından çok memnun icraatlarından ve bunu biraz daha ileri götürecek. Şimdi olaya bu açıdan bakalım. Durun bakalım. Nerede Kanal D, nerede ATV, nerede basın, nerede demokrasi, nerede dördüncü kuvvet? Basını boğdular, özgürlüklerimizi boğdular. Haber alma özgürlüğümüzü yok ettiler. Demokrasinin dört ayağından birini kırdılar. Ama yetmiyor. Daha ileri götürmek istiyorlar bunu. 20 il, 50 ilçede bu toplantıları yaptık, dolaştık, konuştuk. Bir tek gazeteci gelmedi. Mahalli gazeteler hariç. Bir tek televizyoncu gelmedi. Neden gelmedi? Korkudan gelmedi. Korkudan gelmedi. Baskı altına alınmışlardır. Ezilmişlerdir. Ruhları sindirilmiştir. Bir kısmı da yandaş olmuştur. Kandaş olmuştur. Ve Türk milleti çizgisinden sapmış olmuştur. İlkinden beri ulusal kanal bu davanın bir numaralı savunucusu, önderi. Dahasını söyleyelim. Ulusal kanal ve Aydınlık gazetesi Türkiye'nin tek mücadele bayrağıdır. Tek mücadele dili ve heyecanıdır. Ve her zamanda beraberiz. O kadar büyük ki 28 bin tane ağır makineli tüfeği genelkurmaydan almış Kuzey Irak'a götürmüş. Kuzey Irak'ta 10 bin tanesini barzaniye, 10 bin tanesini karavaniye, 8 bin tanesini de PKK'ya verilmiş. Nerede yazıyor bu suç? İddianamede. Yahu yalanın da bir müsaadenizle. Müsaadenizle.
okumaydı. Öyle saçma şey mi olur? Bizim silah envanterimiz sayısı yerindedir. Hiçbir zayiatımız yoktur. Genelkurmay'a böyle bir soru sormakta ayıp manasına, çirkin manasına gelen nazikçe bir ifadeyle ters yüz edildim. Tamam, o zaman bırakın gidelim bizi. Hayır! Ben mücadele bu iddiayı iddianameden sileceksiniz Sayın Mahkeme. Ve Sayın Mahkeme mecbur oldu iddianameden onu sildi. Bitti mi? Onun benzeri bir 9 tane daha. Hepsi içinde yalan olduğunu, iftira olduğunu, kuyruklu, boynuzlu yalan olduğunu ispat ettiler. Sayın avukatlarımız burada oturuyorlar. Avukatlarımız kendisi ispat ettiler ve iddianameden sildirdiler. Bırakın gidelim. Tahliye edin. Yok, tahliye etmeyin. Yine tahliye etmediler. Dahası var. 23 seneye mahkum ettiler. Neden mahkum ettiler bilir misiniz? Mahkemede savunma yaparken yaptığı konuşmalardan. Ya bu dünyanın neresinde görülmüş? Doğu Perinçe'yi seversiniz, sevmezsiniz. Partisinden olursunuz olmaz ama orada bir insan var. O bir insan, bir vatandaş. Bu sunum nasıl yapılır ya? Şimdi Cemil Çiçek'e, Türkiye'ye yeni anayasa hazırlayan o komisyona sorarım. Silivri'de bunun benzeri onlarca konu var. Haberiniz var mı? Bunlar bir hukuk cinayeti değil. Bunlar bir hukuk felaketi. Bunlar bir adaletin adalete dönüşmesidir. Düşmanlığa dönüşmesidir. İstanbul'da yanı başınız doluyor. Gidip gördünüz mü? Yok. O meclis ne işe yarar? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne işe yarar? Meclis başkanı ne işe yarar? Ve dahası var. Ya generaller, ya generallerimiz, ya paşalarımız, o kahraman paşalarımız, kahraman generallerimiz, kahraman subaylarımız zindanlarda çürüyor. Suçları ne? Laiklik konusunda birkaç cümle söyleyeceğim. Atatürk'ün getirdiği anayasamızın 174. maddesindeki efendim laikliğin açılımı diyelim zarurettir. Aksi takdirde işte 90 sene sonra Arap ülkeleri Türkiye'yi örnek alıyorlar. Atatürk'ün getirdiği resmi dinsizlik değil laiklik. Dinle siyaseti ayırmak. Dini siyasetin aracı malzemesi yapmamaktır. Ona engel olmaktır. Ve öyle olmuştur. Dahası var. Kardeşlik duygusu meydana getirmiştir o maddeler. Hala şu anda Müslüman ülkelerde Sünni Alevi savaşları oluyor. Şükür Allah'a Cumhuriyet resmi o meseleyi halletmiştir. Böyle bir kavgamız yok. Hepimizi kardeş ettik. İşte o anayasadaki o maddeler. Onu değiştirmeye kalkıyorlar şimdi. Ne olacak bilir misiniz? Zaten bundan Rus devlete karşı kabileci, ümmetçi, Arap ülkeleri gibi birbiriyle çekişen, kavga eden, kabile savaşlarına dönüştüren Türkiye'yi bir kabileler devleti haline getirmek istiyorlar. Ve sürekli bir efendim mezhep kavgasına sürüklemek istiyorlar. Sayın Başbakan, seçim konuşmalarında bir başbakan olaraktan milletin kardeşliğine, birliğine, bütünlüğüne vurgu yapması lazım iken durmadan karşısındakileri kafir, dinsiz ilan ediyor, Alevi, Sünni diye ayırıyor. Aynen Arabistan'daki gibi Türkiye'de bir din kavgası, efendim şeriat kavgası, yok efendim alabildiğine bir geriye gidiş meydana getirmek istiyor. İşte
anayasayı istedikleri gibi değiştirebilirlerse, yapabilirlerse 3-5-10 sene sonra burası da Lübnan gibi birbiriyle cavcav savaşan, kavga eden, çekişen bir kabileden çatışmasını ilan eden bir topluluk haline gelecek. O halde bu anayasaya karşı çıkmak, anayasa hazırlığına karşı çıkmak sadece oy vermemek değil. Bunun için mücadele edeceksiniz, edeceğiz. El birliğiyle mücadeleye evet mi? Serbemizi uyarmaya evet mi? Ve bu anayasayı, bu ya anayasayı, bu bozguncu, ölümcü anayasayı hazırlayanlara protesto telgrafları, e-mailleri her fırsatta göndermeye evet mi? Milli varlığımızı koruyacağız. Bu vatan bizim, bu din bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim. Dıştan kurmalı münafıklara, hainlere, işbirlikçilere teslim olmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın yardımıyla başarılı, %100 Allah'ın yardımıyla sizler içindir, bizler içindir diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dalga dalga ulaştığı her yerde milli bir bilincin uyanmasına katkıda bulunacaktır ve hiç şüpheniz olmasın. Görmeyen gözlerin kör edecektir demiyorum. Görmeyen gözlerin açılmasına yardımcı olacaktır. Duymak istemeyen kulakların sağır edecektir demiyorum. Duymak istemeyen kulakların açılmasına vesile teşkil edecektir. Ve her şeyden önemlisi tanımayı unutmuş olan vicdanlara ve bazı gerçeklerin hatırlatılmasına vesile teşkil edecektir. Yükseveklik bilincinin yeniden tek ses olarak çıkmasına, tek kurgu olarak sıkılmasına, tek vücut olarak ayakta kalmasına temel teşkil edecektir. Bu hassasiyetinizi saygıyla karşılıyorum. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, 1839 hatırlayın İlhan Abdurrahman Yunus, sonra 1856-57 Gülhane, ondan sonra İslahat, ondan sonra Tanzimat Devri, derken 1875 Osmanlı'nın parmak kaldırması, yani iflası 1876, Teşkilat-ı Esasiye Osmanlı'nın ilk anayasası. Her şey böyle başlamıştı. O dönemde azınlık hakları dediler. O dönemde çift mahkeme sistemi dediler. Ama bir şey söylediler, o dönemde yeni anayasa dediler. Dikkat edin, o dönemde yeni bir anayasa dayatması yapanlar bile 136 sene sonra bugün yeni bir anayasa dayatması yapanlar aynı bir haklardır. Bugün de tıpkı dün dedikleri gibi önce serbest piyasa ekonomisi dediler. Ondan sonra tuttular, borçlanma dediler. Üçüncü elini hatırlıyorum. O zaman kendisinden borç isteyen Reistan Kralı, bugünkü Polonya Kralı'nın bu talebine karşı Polonya Kralı'nın, Reistan Kralı'nın talebini yerine yerine getiririz. Çünkü bugün benden borç isteyen yarın benden emir alacaktır diyerek talebini kabul etmiştir. Bunu dahi hatırlamayan, bu tarih bilincinden dahi yoksun olanlar, ki şunu da hatırlatalım yine, tarih kendisinden ders almayanlar için, ders almayı bilmeyenler için tekrar eder. Ders alanlar için sadece ve sadece geleceğe yönelik iddialarda, projeksiyonlarda sağlam bir dayanak teşkil eder. Teşkil eder sadece. İşte bilmeyenler Türkiye Cumhuriyeti'ni sınırsız bir biçimde borçlandırmakları istiyorlar. Hemen arkasından özelleştirmeler geldi. Cumhuriyet döneminin tüm kazanımlarını yok pahasına peşkeş çektiler. Yetmedi, yabancıya toprak satışı geldi. Ve aynı zamanda farkındaysanız azınlık tartışmaları gündemi kapladı. Tüm bu saydığım hususlar, değerli dinleyiciler, bunlar emniyetimizin kullandığı araçlardır. Ve bu araçlar sonuna kadar
Benim ülkemde de bugün kullanılıyor. Ancak dikkatini çekmek istediğim husus şudur. Emperyalizm bağırışları mutlaka işbirlikçiler eliyle kullanılır. İşbirlikçiler olmadan bu emperyal ağaçların başarılı sonuç vermesi mümkün değildir. İşte bugün karşımızda anayasa yapmak isteyenleri bu bağlamda dikkatlerinize tekrar getirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu tartışmalar dışında 12 Eylül 2010 tarihinde referandum yaşadık. 26 madde, evet ve hayırlı sizlerin onayına sunuldu. Amaç belliydi, neydi? Her şeyden evvel yasama, yürütme, yargıyı tek adam vesayetine bağlamak. Sayın Zahmettin Cildoğlu'nun çok isabetli bir tespiti var. Başbakanlık hükümeti diyor. Tek adam vesayeti yani onun bir başka ifadesi. Ve bu amaçta yargının kuşatılması amacına yönelik bir ifade uygulamada. İşte bu bağlamda yapılan değişikliklerin bir tanesi hatırlayın. Sayın Başbakan, kadınlara pozitif ayrımcılık geçiriyoruz. Ey millet sevinsenize buyurmuşlardı. Gelenlere geldi. Anayasanın 10. maddesinde çoluk çocuk, gazi, dul, yetim bunların çocuklarıyla ilgili yapılacak olan tüm değişiklikler anayasanın eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz dedi. Ama kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılığa yönelik uygulama anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz dedi. Yani 2008 senesinde Anayasa Mahkemesi'ne gelen konu vardı. Anayasanın 10 ve 42. maddeleri hatırlayınız. Eğitimle ilgili özellikle turban maddesi olarak siz onları hatırlıyorsunuz. İşte turbanla ilgili getirilecek olan herhangi bir yasal düzenlemenin anayasaya aykırı, anayasanın hukuk devleti ilkesine özellikle aykırılığına ilişkin yorum yasağıdır bu. O yolu tamamen açmış oldular böylece. Sayın Başbakan hatırlayınız, millete çıktı, yerindeki denetimini kaldırıyoruz. Ey milletin bahs etsene dedi, sevinsene dedi. Sonuç neydi? Sonuç, kamu yararının söz konusu olması halinde Danıştay'ın görüşünün alınmasının şart olduğu uygulamalarda, özelleştirme uygulamalarından tabii ki söylüyorum. Bu devletimin adı yerindelik devletiydi. İşte bu kaldırıldı. Yani sizin varlığınızın yandaşlara peş çekilmesinin yolu açıldı. Görüyorsunuz şimdi özelleştirme uygulamalarını. Görüyorsunuz şimdi en son çıkan iki beyi. Sonuçları ne kadar merak etmiyorsunuz. Çünkü hepimiz sonuçları biliyoruz. Bu kadar mı değil? Bu başka şey yapıldı. Yüksek yargının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yüksek yargıya el atmak mecburiyeti var dedi. Peki lazım olur. Anayasa Mahkemesi'nin önceki başkanı buradadır. Dost bir yüksek yargı oluşturmanın çok önemli olan bir yanında. Yargıtay yasası da değişti. Bu arada Yargıtay 167 lira aldı. Biliyorsunuz Yargıtay'da o zaman 25 daire vardı. Sonra 38'e çıktı. Bu daireleri seçilmiş 8 tanesinin başkanıyla Yargıtay Başkanı kim biliyorsunuz? Başbakan yardımcımız Yüce Erdoğan Bektikçe geliyor demişti Sayın Başkan için. O Sayın Başkan'ın başkanlığında seçilmiş 8 dairenin başkanından oluşan 9 daire Yargıtay'daki tüm dairelerini hem üyeleri belirler hem de o dairelerin görevlerini belirler. Önemli davaların beklediği, bakıldığı, görüldüğü dairelerin nasıl dizayn edildiğini düşünmekten istemiyorum. Sadece dikkatlerinizi sunuyorum. 17 Şubat tarihine dikkat ediniz lütfen. 17 Şubat kısa bir süre önce. O gün hatırlayacaksınız. Kişiye özel bir yasa çıktı. MİT Müsteşarı. MİT mensuplarının, istihbarat mensuplarının soruşturmalarına yönelik iznin Sayın Başbakan tarafından verileceğini karara bağlayan bir yasal düzenleme ilgili o. Bu ne bir tehlike olur? Bu tür davalar hem başbakan izin verirse hem başbakan izin vermez ise her halükarda Danıştay 1. Dairesi'ne gider. Danıştay 1. Dairesi'nin 8 üyesi var. 8 üyeyi önce Antalya'ya indirdik. Sonra kalan 3 üyeyi başka dairelere gönderdik. Onun yerine biri zaten Sayın Başbakan'ın yakın akrabası. Onun yerine 2010 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay'a üye olarak atanmış olan zamanın Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'nı getirdik koyduk. Bitti mi bitmedi. 3 tane 4 Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine dinamik koymakla eş anlamlı olan çarpışı bir uygulamanın ifadesi bu. Ama yasayı çıkarmak yetmiyor. O yasayla ilgili yönetmelikleri de çıkaracaksınız. Tebliğleri de çıkaracaksınız. İşte buna karşı olur ya eğitim sen gibi ya da benzerleri gibi eğitim iş gibi. Sendikaların başvuru, iptal başvurularının görüleceği daire Danıştay'ın 8. dairesidir.
o daireyi alt üst ettiler. Tamamen yeni de dizayn ettiler. Tarih 17 Şubat. Dikkatlerinize şimdilik bu kadarını sunmakla yetiniyorum. Nasıl dizayn edildiğini, taşları nasıl düşündüğünü hatırlatmak açısından. 12 Eylül referandumundan sonra çok önemli bir şey oldu. Anayasa Mahkememizin saygıdeğer bugünkü başkanı, ki dünyada örneği yoktur, Kurçoğlu'nun tek Anayasa Mahkemesi başkanıdır, bir muhalefet şeyi yazdı. Sayın Ekrem Gülöz'den ağabeyimin aklına sığınarak onu değerlendirmek ihtiyacındayım. Sayın Başkan dedi ki, muhalefet şehrinde, efendim dedi, anayasanın değişikliğinin teklifinin de acayiz olmadığı ilk dört maddesi, dördüncü maddesi çerçevesinde teklifinin de acayiz olmadığı ilk üç maddesi ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Demokratik gayet bir sosyal hukuk devletidir diyor işte. Başşehir Ankara'dır. Bayrağı, alnınız, resmidir, Türkçe. Hepsi iyi güzel. Bunların aleyhine bir anayasa değişikliğinin teklifi caiz değildir dedi. Doğrudur. Doğru söyledi. Anayasa oyunu yazıyor zaten. Ama hemen onun altında bir ikinci paragraf var. Orada diyor ki, vaka evet öyle ama bizatihi bu maddelerin kendilerinin değiştirilmesine ilişkin anayasada herhangi bir yasak yoktur diyor. Görüyor musunuz cehennemin taşları nasıl döşenmeye başlıyor? Zaten onu hep gönüllü köleler döşerler. Dünyada hep uygulama bu şekilde olmuştur. Aynı Sayın Başkan İstanbul'da Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşuyor bundan bir ay kadar önce. Orada da diyor ki, efendim diyor değişikliğinin teklifinin caiz dahil olmadığı bu maddelerdeki yasaklar nasıl yasaklardır diyor. Geri kalan 174 maddeyle ilgili değişiklik yapabilirsiniz diyor. Nedir onlar? Sadece 174. madde, 174. madde hukuk ödevleri var, kabul ama. Anayasa nasıl değiştireceği belli. Ama başlangıç hükümleri de oraya dahil, hukuk ödevleri var ama. Atatürk var orada, Atatürk. Onu yok farz ediyor. Gücü yetiyorsa farz et bakalım. Değerli arkadaşlar, bu şekilde bir uzlaşma komisyonu oluşturduk. Sayın Meclis Başkanımız biz anayasa yazmıyoruz, anayasa yapıyoruz buyurdular. Anayasa nasıl yapılır? Anayasada bir zat var. Neyin diyorum? Değerli konuşmacılar daha önce bunu söylediler. İyi güzel de uzlaşma komisyonunda nasıl uzlaşacaksınız? Arkadaşlarım söylediler, söylemedikleri bir hususu ben söyleyeyim. Bugüne kadar görüş bildirmeyen sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Onun dışında toplumun değişik kesimlerinin görüşleri alınmıştır. Ne olduğu da belli değil. Gizli kararı aldılar. Biliyorsun ama daha önemlisi var. Daha önemlisi şu. Bir kere Sayın Başbakan ta başında 12 Eylül referandumunda kabul edilen 26 madde benim kırmızı çizgilerimdir dedi. Dedi mi? Dedi. Peki. Anayasanın değişiklik teklifinin dahi kabul edilmediği 4. maddesi çerçevesinde ilk 3 madde benim kırmızı çizgilerim dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Dedi mi? Dedi. Aynı temeliğe bu salonda bulunan herkes de katılıyor mu? Katılıyor. Peki içinde Türk sözcüğü olmayan bir vatandaşlık tanımının MHP'nin kabul edebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bütün bunları alıp ortaya hazırız. Üst üste toplayınız, şartınız, çıkarınız. Oradan uzlaşma çıkaramazsınız sadece. Onun dışında her türlü sorunu çıkarabilirsiniz. O halde tarafların oradaki pozisyonlarını bu Mahallet Kutan arkadaşım biraz önce açıkça ifade etti. Yeniden gözden geçirmeleri dayatıyor. Kaçınılmaz hale geliyor. Bir iki yaşta var mı Sayın Başkanım? Peki, çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle mutlaka dikkatlerinize sunmak istediğim bir başka husus daha var. O da şudur. 1876 kanunu esasıyla özellikle özel mahkemelerle ilgili bu hükümün çok daha ilerisinde hükümler vardı. Hemen atlıyorum orayı. 1921-24 anayasalarından sonra 25 istiklal mahkemeleri o günün özel şartlarıydı. Ayrıca değerlendirilmek durumunda 1960-61 döneminde sıkı yönetim mahkemeleri ardından devlet güvenlik mahkemeleri onları kaldırdık. Demokratik adımlar bir de düzeltileri falan derken bir baktık özel yetkili arıza mahkemeleri karşımıza çıktı. Hukukun ucunda bu. Hukukun katledilmesi bu. Bir gizli kararı alıyorsunuz, aranızda bir sürü değerli avukat var. Bir gizli kararı alıyorsunuz, savunma karanlığa kurşun atmak mecburiyetinde kalıyor. Neyle suçlandığını bilmeden insanlar yıllarca hapislerde kalmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bitti mi bitmedi.
Özal birinci askeri ceza mahkemesi. Çoğunuz adını bile duymamışsınızdır. Ama bu ceza mahkememiz Türkiye'ye hiç kimsenin yapamadığı bir şey yaptı. Evet, evet dedi siyasi partinin kanunun 157. maddesi anayasaya aykırıdır. Hadi abi. Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu. Ne diyor 157. maddesi siyasi partiler kanunun siyasi partilerin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları yasakları belirliyor. Ki bunların içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin birbirine bütünlüğüne ilişkin suçlar var. Faaliyetler var. Ama dinin korumadan da bunun içerisinde mesela. Yani bu tür yasalarımızın yasakladığı faaliyetlerin siyasi partiler yasasındaki karşılığını ortadan kaldırdılar. Kimsenin oğlu uymadı. Bir adım sonrası bunun ceza yasalarımızdaki karşılıklarının da iptal edilmesi olacaktır. Onun için sizi uyanık kalmaya, uyanık durmaya davet ediyorum. Çok açık ve net bir biçimde. Milli Anayasa Kurumu'nun amacı 1982 Anayasası'nın 175. maddesi doğrultusunda 1987 yılından itibaren 17 kez değiştirildiğini bildiğimizi ve de bunları halkımıza anlatmak aydınlatmaktır. Dolayısıyla eğer anayasa değişikliğine gerek varsa aynı kurallarla 175. madde doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Eğer 1924 Anayasası veya 61-82 Anayasaları yani devrim anayasaları söz konusu olduğuna göre acaba şimdi eğer yeni bir anayasa sözünden bahsediliyorsa herhangi bir devrim veya rejim değişikliği mi vardır? Anayasa değişiklikleri düşünürken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş olan Anayasa Mahkemesi, Anayasa Komisyonu'nun dışında kurulmuş olan Uzlaşma Komisyonu bu kadar özverili çalıştığını ifade ederken ve bu çalışmalar açıkça da halkımızdan gizlenirken çünkü gizli kararlar ileri demokrasinin çağdaş uygulamaların bağımsızlıkçı, özgürlükçü, hukuki üstünlüğüne esas alan insan haklarına dayalı, toplumda huzur ve refah sağlayan ve de parlamenter sistemin vazgeçilme unsurları olan siyasi partiler ve seçimlerle ilgili bazı çalışmaların, bazı yasaların öncelikli olarak çıkarılması daha kolay, daha rahat, daha da ortamı yumuşatmaz mı? İşte bu nedenle siyasi partiler yasası değiştirilmeli ve genel başkan egemenliğine son verilmelidir diye düşünüyoruz ve oylarımıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Siyasi partilerde kesinlikle ön seçim yapılmalıdır. İleri demokrasi anlayışımızda tekrar oya sürdürülür. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seçim yasası değiştirilerek seçim barajı kaldırılmalıdır. Aynen kabul edilmiştir oy birliğiyle. Ceza yasasında adil olmayan hükümler ileri olarak düzeltilmeli ve tutukluluk süresi evrensel hukuk kuralları örnek alınarak sınırlandırılmalıdır. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Düşüncenin açıklanması önündeki her türlü kısıtlama ve cezalandırma kesinlikle kaldırılmalıdır. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İşçi, köylü, memur, emekli, esnaf ve az gelirli tüm vatandaşlarımızın gelir düzeyleri uygarlık ölçütü üzerine de olmalıdır. Evet, örgütlenme hakkı ve sendikal haklar özgür ve demokratik anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eğitim ve sağlık herkes için ücretsiz olmalıdır. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kısaca, birey odaklı bir anayasa düşünülebilir ve bu konuda anayasa değişikliği söz konusu olabilir. Ancak bu değişiklikler anayasa değişikliği yapılmadan
çok hızlı bir şekilde mecliste birkaç saatte birçok yasa kabul edilirken bu yasalar çok hızlı bir şekilde meclisten çıkabilir ve millet huzuruna kavuşur. Ancak yapılan çalışmalarda gözüküyor ki uzlaşma komisyonu ile ilgili çalışmalar, uzlaşma komisyonundaki çalışmaların gizliliği, 4-6-4-6-4'teki AKP iktidarının tavrı ve keza Sayın Başbakan'ın Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın 367-415 sayılı bir takım sözcüklerle atanmış seçilmiş karmaşası yaratması, asker sivil kavramları içerisinde açıkçası bir kaos yaratması gösteriyor ki uzlaşma komisyonunda CHP ve MHP bulunduğu sürece onlar AKP'nin bir anlamda uydusu gördüğü vereceklerdir. Ben bir vatandaş olarak CHP ve MHP mensuplarının yöneticilerinin bu açmazdan ivedi olarak çıkmasını bütün CHP milletvekilleri gibi düşünüyorum. İtiraz eden var mı? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bütün buna karşı başbakan diyor ki eğer CHP-MHP uzlaşmazsa uzlaşma konusunda bir planını düşünürüz diyor. Ve bir planın içinde neler düşündüğünü biz bilmiyoruz ama biz de diyoruz ki eğer böyle bir şey söz konusu olursa sizin o bir planında asla düşünmemeniz gereken maddeler şunlardır. Bir, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin asli kurucu iradenin Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin belirlediği günümüz anayasasının başlangıç bölümü ve ilk 4 maddesi hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Buna itiraz var mı? Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir türlü. Ünite ve ulus devlet yapısı kesinlikle tartışılamaz. Kabul edenler. İşte bu anlayış doğrultusunda da mevcut anayasanın 5-14-28 vesaire bir sürü maddesinde anayasamızın ilk 4 maddesine aykırı değişiklik düşünmemiz. Devletin dili Türkçe değiştirilebileceği için mevcut anayasanın 42 ve 134 maddeleri de asla değiştirilemez. Buna itiraz var mı? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Türk milleti kavramı Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran Türkiye halkı Türk milleti denir. Anlayışın içinde kesinlikle değiştirilemez ve bu doğrultuda mevcut anayasanın 5-6-7'lere sahip bir sürü maddesi anayasamızın ilk 4 maddesine bağlaşıdır. Dolayısıyla bunlarda da değişiklik yapılmaz. Milletvekilliği dokunulması meclis kürsüsüyle sınırlandırılmalıdır. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yargı bağımsız, tarafsız ve adil olmalıdır. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Vatandaşlık, din, mezhep ve etnik kökene dayalı olmamalıdır. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Laiklik ilkesi tartışmaya açılmamalıdır. Bu anlayışta mevcut anayasanın 14-24-68 maddeleri yine anayasanın ilk 4 maddesine aykırı olarak değiştirilemez. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlık sistemi kesinlikle ülkemiz koşullarına uygun değildir ve bu nedenle hiçbir şekilde gündeme getirilmemelidir. Burası bir Güney Amerika ülkesi değildir. Kabul edenler, kabul edenler. Basın özgürlüğü üzerindeki tüm engeller, yasaklar ve baskılar kaldırılmalıdır. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği. Özel yetkili mahkemeler derhal kaldırılmalıdır. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Silivri. Mahkemelerin kaldırılması yetmez. Sizlerin de belirttiği gibi Silivri, Hasta, Sincan zindanlarındaki bütün yurtseverler itibarlarıyla birlikte dışarı çıkarılmalı ve itibarları iade edilmelidir. Kabul edenler, etmeyenler o yüzden kabul edilmiştir.
uluslararası ilişkilerde karşılıklılık koşulu yani mütekabiliyet şartı mutlaka anayasada yer almalıdır. Aksi takdirde ülkemiz, vatanımız, arsa gibi değişik anlayışlarla satılabilmektedir. Bu konuda itiraz olan var mıdır? Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günümüz anayasasının 174 İnkılap kanunların korunması, 175. anayasanın değiştirilmesi ve 176. başlangıç ve kenar başlıkları maddeleri hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Bunu da kabul ediyorsunuz. Oy birliğiyle, tümünü oy birliğiyle kabul etmeniz için sesli bir şekilde alkışlarınızla kurultay, milli anayasa kurultayı amacına ulaşmıştır. Herkese, tüm yurtseverlere, Atatürk aşkını yüreğinde duyanlara, bu bayrağı, bu toprağı, geçmişimize sahip çıkanlara, her şeyimizi iade edenlere, burada birlik görüntüsü vermek için gelenlere, herkese sağ olsunlar, var olsunlar. Ben bir coşku konuşması yapmayacağım. Bugün de konuşma yapmayacağım aslında. Birkaç noktaya temas etmek için ben huzurunuza geldim. Arkadaşlar birincisi, karşımızda bir rejim değişikliği var. Var. Bunun tespitini koyalım. Yargı mı var? Bilim yuvaları mı var? Milli eğitim mi kaldı? Ordu mu var? Demokrasi mi var? Hayır. Halk için kurulan ve halk yararına kanunlar çıkartmaya çalışan meclis mi var? Hayır. Başını sıkıştığında gideceğiniz sağlık sistemi mi var? Hayır. Ne var? Hiçbir var. Koruyacağınız ne kaldı? Büyük önderin yarattığı bu dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti, mezhebi ne olursa olsun 75 milyon kardeşlikle bu Kuvayi Milliye ruhuyla Anadolu topraklarında kurulan büyük önderin ışığıyla bugüne kadar gelen cumhuriyetten ne bıraktılar? Tespitliği koyalım. Eğer tespitli hata yaparsak kendimizi hala bir şeyleri koruma noktasında buluruz. Bence zaman devrimci mücadele zamanıdır. Zaman gerçekten demokratik, çağdaş, laik, Atatürk ilkeleriyle bütünleşen evrensel değer olacak bir cumhuriyeti kurma mücadele zamanıdır. Bunu kabullenmek lazım. Giden gitti. Ne yazık ki boşuna mı komutanlar içerdi? Habire dalgalar niye? Şimdi kimi kamuoyu önderlerini salıverebilmekten bahsediyorlar. Neden? Çünkü işlerini gördüler. Gördüler. Ha, devrim bitmez. Karşı devrim de bitmez. Sen devrimi yaptığında, büyük önderin gerçekleştirdiği büyük cumhuriyet devrimi belli bir tarihten sonra, 50'lerden sonra duraklama dönemine girdiği için, devrim kendi içindeki devrimciliği kaybettiği için bunda siyasi partilerin büyük rolü vardır. Hataları vardır, günahları vardır, herkesin günahı vardır. Devrim kendi içinde devrimciliğini kaybettiği için karşı devrime yenilir. Türkçesi bu. Bu. Ben bu toplantıları çok önemsiyorum. Çünkü bakın, umut her şeydir. Bu toplantı yalnızca bölünme anayasasına hayır için bir toplantı olarak ben bunu algılamıyorum. Çünkü hükümetin Atlantik ötesi devletin aklınıza ne gelirse geçen emperyalizm kafasındaki yeni anayasada yalnızca bölünme yok. Arkadaşlar, senin bölünme
kanından canından kardeşlerini ayırıp İran'dan, Suriye'den, Türkiye'den, Irak'tan bir toprak bütünlüğü yaratıp yeni bir devlet yaratmak fikrinin de özünde ne yatar? Ekonomi yatar, para yatar, enerji yatar, sömürü yatar. Bunun özü emperyalizmdir. Size bölünme anayasasını para için dayatıyorlar. Para için dayatan o büyük güçler bu anayasanın içerisine parayla bağlantılı olan özelleştirme ve kimi devlet kaynaklarını, devletten kastım kamu kaynaklarıdır, ormanıyla, suyuyla, dağıyla, taşı, deniziyle bu kamu kaynaklarını satabilme hürriyeti istiyorlar. Yani bu anayasanın bölünme kadar önemli diğer ayağı özelleştirmelerle bağlantılı paraya ulaşmadır, sömürmedir. Biz hala 1 Temmuz'da Kabataş Bayramı kutluyoruz. Ne? Limanlar arası taşıma Türkler edildi diyor. Yok, bunları geçin. Geçin. Büyük Önder ekonomik bağımsızlığın, mali bağımsızlığın önemini 6-10 kere çizerek vurgulamıştı. Bu kavga sömürüye karşıdır. Her ne kadar şu anda kimi siyasiler 70'ler döneminde artık sendika, işçi, patron yok diyorsa da aslında toplum olarak tümümüz sömürülüyoruz. Bu doğranların hepsinin bölünme anayasasına karşı çıkma ortak paydasının yanında asıl paydası sömürmeleridir. Sağlıkla, taşımayla, benzinle, zamla sömürülmeleridir. Burası bir cephe. Bu toplantıya ben çok önem veriyorum. Çok önemsiyorum. Çünkü olması gereken bu topraklar üzerinde, bu misafir isimler üzerinde ulusal ve demokratik bir anti-emperyalist cephe yaratmaktır. Özü budur. Sizin Amerika'nın emperyalizmi kötü de İngiliz'in emperyalizmi iyi mi? Bizim Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda uğraştığımız emperyalist devlet hangisiydi? İngiltere'ydi. Ha, o zaman düşmanlığımız devlete değil, falanca devlete değil, ekonominin yapılandırıldığı sisteme olmak zorundadır. Yani düşmanlık emperyalist olmak zorundadır. Dün İngiltere, bugün Amerika, yarın başkası oldu. Tam bağımsız Türkiye diyorsunuz. Ne diyor Büyük Önder? Bağımsızlık diyor. Bağımsızlığın özünde bu yatar işte. Bu, bir olmak, bir olmak, büyük olmak, güçlü olmak. Arkadaşlar, bu toplantıların en önemli yanı anayasaya karşı mücadele çok ulvi olması gereken bir şey. Başarırız, başaramayız. Bunu zaman gösterecek. Zaman. Ama bu cephe, bakın, CHP'sinden MHP'sine, Demokrat Partisi'nden, Yurt Partisi'ne, işte Tunca Yurt Partisi'ne, aklına ne gelirse, yeni partiye, her parti var burada. Her parti var. Burada ulusal ve demokratik bir cephe oluşturuldu. Bu cephenin yalnızca anayasa çalıştayıyla sınırlı kalması düşünülmemelidir. Bu cephe Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatırken kurduğu cephenin aynı sırasında. Bizim Kurtuluş Savaşı mücadelemiz bir cephe mücadelesidir. İçinde elbette hacılarımız da vardı. Hocalarımız da vardı, aydınlarımız da vardı, askerlerimiz de vardı. Şu anın yetkisine göre sağcısı da vardı, solcusu da vardı. Ulusal kurtuluş mücadelesinin hepsi cephe hedefleriydi. O yüzden bu cephede herkese göre vardır, herkese yer vardır. Askeri güçlükle belirlenir. Benim bir naçizane terim daha olacak. Özellikle üstadlardan.
Mayıs ayında şu anda bölünme anayasasına kimasız para kaynaklı özelleştirme Türkiye'nin satılması anayasası diyebilirsiniz. Başkanlık sistemi gelirse tam yanında olacak. Çünkü artık idare çok daha kolay olacak. Sömürenler yönünden birkaç kutlayla her şeyi yapabileceksiniz. Parlamento durdurduğu gereksiz uçlara da gerek kalmayacak başkanlık sisteminde. İşte başkanlık sistemi olursa harikalarda olacak yanında artı para özelleştirmeler, satılmalar ve ölme. Ama bakın Mayıs ayında yazım başlıyor. Buraya çıkıp konuşanlar oldu. Ben adamın mertliğini Er Meydanı'nda görmek isterim. Mayıs ayında anayasa maddeleri yazılmaya başlandığında ne yapılacak? Buradaki ben heyetten, bu yüksek heyetten bir madde madde görüşmede bu cephe neferleri, bu ruhsal demokratik cephe neferleri ne yapacağız? Bunun bir şekilde karara bağlanmasını istiyor. Ne yapacağız? Bakın meydanlar, miting parkı öneriler. Burayı biz bir icra komitesine sayın hocam, bilmiyorum belki planlarınızda var ama bunları düşünmek lazım. Çünkü Mayıs ayında yazım başlıyor. Madde madde ilerleyecek. Madde madde. Ve kırılma maddeleri dedikleri maddeler var ya. Ve o maddeler de ne yazık ki mecliste büyük bir kırılma da beklemiyorum. Sizin en hassas bildiğiniz 1-2-3. Maddede 66. maddedeki Türk vatandaşlığı tanımı dahil olmak üzere sakın ha büyük kırılmalar beklemeyin. Çünkü proje büyük, projenin patronları önemli. Türkiye'de siyaset arenasında bulunan herkesi dizayn ediyorlar. Bu dizaynla anayasa işine girişiyorlar. Bu dizayn sebebiyle arkadaşlar büyük kırılmalar beklemeyin. Bu işi yapmakta kararlı. Biz ne yapacağız? Bunun da bir şekilde karar sonuç itibariyle karara bağlanması lazım. Çünkü sizler şu anda tüm Türkiye'den gelen delegelersiniz. Aslında büyük önderin kurucu meclisiniz şu anda. O ruhu taşımak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Geçen gün arabuluculuk yasa tasarısı için meclisteydik. Adalet komisyonuna falan gittik. Ben size bir şey söyleyeyim. Çok samimi söylüyorum. Gerçek millet meclisi burası. Gerçek millet meclisi burası. Mutlaka değerli konuşmacılar bir sürü şey size aktarmışlardır. Ben de kısaca bu yeni anayasayla ilgili görüşlerimi ve baromuzun buradaki duruşunu size aktarmak istiyorum. Tabii biz buralara gidiyoruz, geliyoruz. Gene baro meclisinde de benzer eleştiriler oldu. İşte bu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirdiğimiz şeyle de ilgili. Biliyorsunuz adil yargılama yapın. Benim meslektaşımı itip atmayın. Siz eğer adaleti salondan, daha doğrusu avukatı salondan çıkarırsanız adaleti çıkarmış olursunuz. Meslek konumunuza oynamayın dediğiniz için adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten suç duyurusunda bulundular biliyorsunuz. Bizim için onun adaletidir efendim. Hiç umurumuzda da değil. Ve aynı mahkeme zannediyor ki avukat orada bir kenar süsüdür. Bizden müdafiyi istedi. Bak dedi bu avukatlar duruşmaya girmiyor. Bize avukat gönder. Biz de emir reis ya. Biz de dedik ki bakın kanun maddeleri bunlar yönetmelik. Bu bir kimsenin seçilmiş müdafiyi varken biz atama falan yapamayız. Bize bildirir. Ayrılma darbı. Nitekim doğru söylüyoruz ki mahkeme tek tek kaldırıp hepsine sormuş. Şimdi bize gene yazıyor öyle bu mahkeme. Bak gene de sen gönder, yoksa hakkında yasal işlem yapacağım. Ya bir mahkeme, bir baroyu
hukuka aykırı bir şey yapmaya ceza tehdidiyle zorlar mı? Gene kanunen ve hak ettiği cevabı bizden alacak elbette. Biz bu mücadeleyi şu an veriyoruz. Bana orada dediler ki, çünkü artık söz de böyle olmuyor işte. Efendim gene işte siz tarafsınız vesaire. Orada Sayın Savcı da bize öyle söyledi. Bakın, dünyanın en büyük yalanlarından bir tanesi tarafsız olmak. Ve 18 olma yalanıdır. Şimdi söylüyorum bakın. O şey, nesneden kaynaklanan her şey nesneldir. Sücreden kaynaklanan her şey özneldir, sücrettir. Ama birisi diyebilir ki, bana göre 100 derecede kaynamıyor. Tamam, elini sokarsın kaynar suya, kaynıyor, kaynamıyor, görürsün. Gayet o şekilde. Ama onun dışında ben gerçekten tarafım. Ben taraf bir insanım. Ben Cumhuriyet'ten yana tarafım. Bu kadar basit. Yani ben hukukun üstünlüğünden yana elbette ki tarafım. Ben Atatürk'ten yana tarafım. Olmasın. Dolayısıyla bizi böyle yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu anayasa meselesini teki olarak ele alırsak doğru göremeyiz. Bu büyük fotoğrafın içinde bir anlam ifade ediyor bu yeni anayasa. Yani Cumhuriyet'in yıkım projesinin daha önce bir ağır proje vardı. O tamamlandı. Şimdi asıl projeyi gerçekleştirme. O yüzden kısaca size fotoğrafı göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz herkes pek bir darbe karşıtı oldu. Herkes anti darbeci oldu. Ya daha 12 Eylül'de ana rahmine düşmemiş kişiler 12 Eylül'le ilgili atıp tutuyor. Hadi bu geçsin. 12 Eylül darbecilerinin önünde iki düşünün eğilmiş olanlar. Bakın dikkat edin şimdi kim konuşanlar hepsinin bel problemi vardır. Diz kaynağı vardı, bel sıkıntı vardı. Çünkü iki büyük oldu. Şimdi çok anti darbeci oldu. Bakın, maharet, yürek, delikanlılık 12 Eylül'e 13 Eylül'de. 28 Şubat'ta, 29 Şubat'ta ya da 1 Mart'ta karşı çıkabilmek. 20 sene sonra öyle darbelere karşı çıkma ve bu efeliği kimse yutmaz, kimse de yemez. Halkın kafasını bulandırmaya ve karıştırmaya çalışıyorlar. Ki geldiğimiz noktada ben şunları da söylemek istiyorum. Halka kimse kabahat bulmasın. Hiçbirimiz halka bir şey söylemeye sahibi değiliz. Niye? Ben her yerde söyleyeyim. Hayatımda halkla kabahatlıklar yapmadım. Ama bildiğim bir şey var. Halk şu anda kandırılmış, dolandırılmış durumda. Ben hiçbir yerde görmedim ki bir dolandırıcılık fiilini düşünün. Dolandırıcıyı mı kınıyorsunuz, dolandırılanı mı kınıyorsunuz? Ben daha hiç duymadım ki, pirin Allah kahretsin seni nasıl dolandırıldın? Ya dolandırılmış zaten adam. Üstünde. Halk şu an dolandırılmış ve kandırılmış durumda. Ben şuna adım gibi eminim. Bu halk ne olup bittiğini, ne döndüğünü fark ettiği anda atacağı tokat Washington'dan da, Pennsylvania'dan da, Brüksel'den duyulacak. Bakın göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve bakın, batarsak da bu halde batarız, çıkarsak da bu halde çıkarız. Başka bir halde iddia edecek halimiz yok. Bir hanımefendi televizyonda tartışırken bravo demişler. Şimdi bir televizyon programında bir hanımefendi dedi ki bana, hocam dedi, ben artık bu halkta ümidimi kestim dedi. Artık tek ümidim kaldı dedi. Ya ben de gerçekten önemli, güzel bir şey bekliyorum. Evet. Ne diyebilir dedim? Ben artık bir tek Avrupa Birliği'ne güveniyorum. Yahu Avrupa Birliği'nin kime ne yararı olmuş da
sana bir yararı olsun. Bambaşka bir emperyalist oluşur. Sana ne yararı olsun Avrupa'nın dediği. Şimdi bu söylemleri hiç bırakacağız. İki, bakın. Bugüne kadar şunu itiraf edelim. 90 yıl yaptık. 90 yıl yaptık. Adamlar 24 Ekim 1923'te çalışmaya başladı. Laiklik günde 5 vakit laiklik lafı ederek balılarda korun cumhuriyet devri. Ha, silahlı kuvvetler vardı. Efendim ona güvendik. Tabii ben TSK'nın kurumsal kimliği hayatım boyunca savundum ve savunacağım. Ama NATO'ya girildikten sonra bizim acaba ne kadar milli bir ordumuz kaldı, bunu da hiç düşünmedik. O yüzden artık tüm silahlı kuvvetlerinden planını da tutmak değil, tüm silahsız kuvvetleri, yani hepimiz bu olaya el koyacağız. O kolaycılıklar bitti. Biz hep beraber yürümeliyiz. Bizim halkın bir takım duygularıyla, diniyle, din duygularıyla bir derdimiz yok. Benim yok şahsen. Ama benim din tüccarlarıyla, din tacirleriyle işim var. O yüzden her başı kapalı olanı cumhuriyet düşmanı ya da Atatürk düşmanı filan zannetmesin kimse. Çünkü böyle değil. Ben bunu yakından gördüm, biliyorum. Kimseyi bunların kucağına filan da itmenin anlamı yok. Bu söylemleri de terk etmeliyiz. Ben bununla ilgili çok somut şeyler yaşadığım için size bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ha şunu unutmayalım. Uyanık olalım. Birileri bugüne kadar Allah'la aldattı, aldatmaya devam ediyor. Ama birileri de bugüne kadar Atatürk'le aldattı ve aldatmaya devam ediyor. Bu sahte Atatürkçüleri de iyi görelim. Yani bir takım hırsızlıklara, yolsuzluklara, uğursuzluklara da maalesef Atatürk kalkan ve paratoner yapılıyor. Bunları da bizim iyi görüp temizlememiz lazım. Zaten bugün halkı kandırmanın iki tane menbaı var. Birisi din tüccarlığı, birisi de darbe tüccarlığı. Bir de darbe ticareti var şimdi. Her taşın altında darbeci var, örgüt var. Burada bile olabilir. Her yerde örgüt var. Adamın bir şarkısı var biliyorsunuz. Her yerde kar var. Şimdi o değil artık. Her yerde örgüt var. Bu iki şeyle halkı kandırıyorlar. O yüzden esas bakın, tarihe hesap verilmiş yapılan ama bizim zamanı gelince hesabını hukuken soracağımız iki kesim vardır. Her yerde söylüyorum. Literatüre de armağan ettik. Bir, GDA'lar. Değil mi? Genetiği değiştirilmiş aydınlar. İşte Türkiye'ye kötülük yapan bunlardır. Sözüm ona aydın. Ya sen kimsin? Sen bir yerlerden diploma mı aldın da sana aydın diyorlar, utanmadan aydınlar gibi bilgisiyle biliyorsun. Şimdi işte öğretim üyeleri için lan bilim adamı diyorlar değil mi? Her yerde gene söylüyorum. Bu çok iddialı bir söz. Ya bilim adamı olabilmek için önce adam olmak lazım. Adam olmayan biri nasıl bilim adamı olacak? Efendim, önünde profesör var, doçent var. Hepsi hikaye. Her yerde gene söyledim. Türkiye'de şu an 82 tane hukuk fakültesi var. Bu 82 hukuk fakültesinin dekanları bir araya gelseler, beyler siz kendinize gelin, ne yapıyorsunuz deseler, olay biter. O yüzden bu millet sizi bu günlerde, kötü günlerde susup oturasınız diye mi yetiştirdi? Hepsinize yazıklar olsun. Hepsine yazıklar olsun. Tabii bu GDO'larla,
uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de bu KDSL'ler çıktı başımıza. Genetiği değiştirilmiş solcular. Yani referanduma gidiyor. Diyor ki yetmez ama evet. Bir tanesi dedi ki ya arkadaşım bir şey soracağım dedi. Ya niye yetmedi? Yetmediyse ben tamam mıyım dedi. Ha ne yetmedi? Bunlardan demokrasi mi gelecek? 12 Eylül'le hesaplaşan bir adam, onun en sembolik, en faşist durumu, kökü niye bu pakette kaldırmıyor? Bir izah edin ben. Şimdi bu iki kesim işte bakın. Çünkü bunlar yapılan bütün hukuksuzlukları meşrulaştırmaya çalıştıkları için halkı daha kolay etkileyip kaldırabiliyorlar. O yüzden şey olacaksak bunlara, yoksa dediğim gibi halkı suçlamak, vay başı kapalı oldu budur. Mesele bu değildir. Bunları bir kere söylemek istedim. Şimdi sadece geliyorum. Aynen sen. Şimdi bakın günümüzde işgaller eskiden olduğu gibi topla, tankla, tüfekle olmuyor. Çok daha sinsi bir işgal türü var. Zihinsel işgal. Zihinler işgal ediliyor. Bu zihinler işgal edildikten sonra da o ülkeyi var eden bütün değerlerle oynanıyor. Ülkenin kimyası ve genetiğiyle oynanıyor. Bir gen mühendisliği, bir algı mühendisliğiyle Türk toplumu ve Türkiye bu hale getirildi. Ya soruyorum, Türk halkı her bir diziye mutlaka kalan bu tecavüz sahnelerinden zevk alan bir toplum muydu? Bu ülkeyi bu hale getirdiler. Ve bu planlıdır, programlıdır. Bakın küçük bir örneği vereyim size. 1991'de yürürlüğe giren terörle mücadele kanununda siz biliyor musunuz ki o kanunla beraber 141, 142, 163 kaldırıldı ama Cumhuriyet döneminin iki numaralı kanunu olan hıyaneti vatanine kanunu yürürlükten kaldırdılar. Sene 1991 bugünlerin taşlarını döşediler. O yüzden bu planlı programlı. Tabii bir taşeron projesi. Senaryosu yazan belli, rejideki belli, yönetmen belli, taşeron da belli. Dolayısıyla şimdi bütün kaleleri kendilerince düşürdüler. Önce kendi burjuvazisini yarattılar, kendi burjuvazisini ihale kanunlarında 20 küsur kez değişiklik yaparak sonra tıpkı Nazilerle olduğu gibi kendi devletlerini kurdular, parti devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, parti devleti. En son bir yargı kalmıştı, onun da işini bitirdiler, süreci biliyorsunuz. İşte ileri faşizm dediğim benim bu. Çünkü eğer hukuksuzluk, zulüm, gönülde, şekli bir yargı eliyle meşrulaştırılırsa gidecek yer kalmıyor çünkü size. Şimdi yaşadığınız şey, özel görevli mahkemeden değil, özel görevlendirilmiş mahkeme. Özel görevlendirilmiş mahkeme. Ama hayatı ne anlamda bu? Şimdi bakın bu sadece bu mahkemelere özgü değil. Türkiye'nin her alanında bugün özel görevli hukukçular, özel görevli medya, özel görevli aydınlar hepsi özel olarak görevlendirilmiş durumda. Ve halka karşı yalan söylemedeki o bulmacanın içinde yer alıyorlar. Şimdi anayasa diyorlar. Çok güzel. Bir milli irade yalanı var. Onu size anlatmak zorundayım. Uzatıyorsam lütfen senin divan şey yapsın. Ama şu bilgi hususu çok önemli. Çünkü hemen yalan bu. Bu yalanın üzerine her şey inşa oluyor. Milli irade. Şimdi biliyorsunuz milli irade böyle istedi. Milletimiz böyle istiyor. Milletin bize teveccühü var. Milli irade. Ama o yalanın somut şeyini ortaya koymamız lazım. Tabii ki yalan. Ben size kısaca bakın ne olduğunu söyleyeyim. Nasıl yalan söylediklerini. Bu milli irade dediğin şey ya bile canlı bir varlık mıdır? Milli irade böyle istedi. Ben iki gün okuyorum. Bazı köşe yazarlarımız bile yanlış şey yapıyorlar. Başkan diyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı milli iradeye çelme takmayız. Ya senin daha mahkeme başkanı olarak haberin yok ki
sen bir aslında milli iradenin sen de takıcısın. Kendi kendine bir çerçeve takacaksın. Şimdi bakın, bu milli irade Jean-Jacques Rousseau'nun ortaya koyduğu bir teori. Rousseau şunu söylüyor. Bir seçimde diyor, eğer %50 bir şey söylerse geri kalan %49 ha ben yanılmışım. Milli irade bu işler ve ona itaat eder diyor. Dikkat edin. Son derece totaliter bir düşüncedir ve esas olarak diktatörlüklerin kaynağı olmuştur. Lütfen dikkat buyurun. Tarihte bunu en çok kullanan kim? Birisi Hitler'dir, birisi Mussolini'dir. Hitler'in iki sözünden biri Deutschen Volk, Alman milleti değil mi? Buna mukabil büyük hukukçu Kubalı bakın ne diyor? Bugün ne görmüş? Diyor ki Kubalı, Hüseyin Nail Kubalı. Hükümetlerin diyor, arkalarında böyle bir mevzus yani varsayılan milli irade kabulüne hukuki hiçbir yarar ve temel olmadığı gibi burası önemli. Tam aksine diyor, bu kabul en büyük haksızlıkları ve zulümleri dahi sözde bir millet iradesine dayandırarak meşrulaştırmaya çalışan hükümetlerin içine yarar diyor. Oysa diyor, devam ediyor. Bir seçimde ortaya çıkan sonuç, milli irade olmayın sadece o seçimde oy kullananların çoğunluğundan ibarettir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi buna bir iki şey daha ekleyelim. O değil doğru ve şöyle diyelim. %49'a kadar milli iradesi olanlarda %54 kadar milli irade. Meclise yansıyan ne kadar milli iradeyse camiye yansıyan da o kadar milli irade. Şimdi yalanın büyüğüne geldi burası. Ne dediler? 411 milletvekilinin kabul ettiğini nasıl olur da 11 kişi ortadan kaldırır? Şimdi bakın, doğrusu şu, milli irade değişikliği yok. Olmaz da zaten. Onun doğrusu milli egemenliktir. Ha, şimdi yalanın büyüğü burada. Bizim anayasamız ne diyor biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız meclisindir demiyor. Bakın meclisindir başka, milletindir başka. Sonra da devam ediyor. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esasları ve cedidi organlarında yapılır. Bu organlardan sadece biri meclisin, yani meclis eşittir. Millet egemenliği değildir. Bir bölümünün, bir bölümü yürütmedir, bir bölümü de yargıdır. Hatta milleti yargıya verdiği yetki daha üstüdür. Çünkü meclise verdiği geçici, şartlı ve cüz'i 49, 45, 43. Oysa yargıya verdiği tümel ve kalıcı. Yani millet 4 yıllığına bir iktidarı getirdiğinde sen istediğini yapabilirsin mi diyor? Hayır. Doğrusu şu, sen 4 yıl boyunca benim adıma seni denetleyecek yargının denetimi kaydı şartıyla istediğini yapabilirsin diyor. Şimdi en son yalanları düşün, Fransa'daki kararı söylüyorum. Hani bu soykırım inkar suçunu iptal etti Fransız Anayasa Konseyi, Anayasa Mahkemesi adili. Ben inanamadım. Şimdi iptal edince bizim hükümet yetkililerinden biri dedi ki, Fransa'da yanlışlar var. Bre, bre, bre. Fransa'da yanlışlar var. Oysa ben şunu beklerdim. Şunu demesini beklerdim. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Çünkü bu kararla Fransız milletinin iradesine kent vurmuştur. Öyle değil mi? E şimdi nasıl oluyor da burada olunca başka, burada bakın çıkacak iki ders vardır. Bir, gerçek kuvvetler ayrılığının ne olduğunu gördük. Kanunu meclise getiren, kanunu anayasa mahkemesine götürdü, iptal ettirdi, hiç kıyamet falan da kopmadı. Ders biri, ders iki, demek ki neymiş? Bu şekilde bir denetim, milli iradeden kendi kurmak değilmiş. Çünkü o denetimi yapan da aslında milli iradenin ta kendisiymiş. Bu kadar basit. Şimdi ama bunları ben mi söyleyeceğim? Bu ülkede bir muhalefet falan yok mu? Bunları söyleyecek. Söylemesi gerekir. Ben işte. Onu bilemem. Şimdi son şeyime geldim. Anayasa seyrediyoruz.
Anayasa ne zaman yapılır? Anayasa, bakın anayasada ilişki demiyorum. O şeylerden de ilişki demiyorum. Anayasanın 175. maddesi yeni bir anayasa yapmaya izin vermiyor. Değiştirilmesine izin veriyor. Ha orada da muhalefete dair korkunç yanlış bir söylem var. Diyorlar ki ilk 4 madde hariç bütün maddeleri değiştirebilirsiniz. Yanlış. Yanlış. Doğrusu şu. İlk 4 madde hariç ve ilk 4 maddenin içini boşaltmayacak şekilde geri kalanını değiştirebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu da yalanlardan bir tanesi. 42. maddeyi değiştirdiler. Hani bu çağdaş usullere göre eğitim yapılır. Anayasa Mahkemesi iddia ettiler ki haddini aştın çünkü sadece şekilde denetim yapabilir. Tamam da sen eğer bu yaptığın değişiklikle o 3 maddenin içine böyle çaktırmadan giriyorsan orada şekilde denetim yapılır. Hep şu örneği veriyorum. Çok az kaldı. Bakın şu yasak kanun ilk 3 madde. Burası da onu çevreleyen çift. Yani 4. madde. Diyor ki giremezsin diye. Peki ben buraya buradan girmesem. 100 metre gitsem, aşağıya doğru tünel açsam, aşağıdan köstebek gibi gelip buradan çıksam. Şimdi ilan edici olmuyor mu ben bu yasak alanı? Hatta somut örneği gibi halka bunu anlatmak zorundayız. Anayasanın 101. maddesi. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi. Değiştirilemez bir madde mi? Yok. Değiştirilir. Peki ben parlamento olarak şöyle değiştirirsem desem ki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ölene kadardır nokta öldükten sonra da oğluna geçer. E şimdi ben bunu denetleyeceğim değil mi? Ya siz bunu yaptığınız anda ikinci maddedeki demokratik hukuk devleti gel. O yüzden o söylemene dikkat etmek lazım. Şimdi izin vermiyor. Buna karşı diyorlar ki efendim darbe anayasasının hükmü. Niye buna uyuyalım? E peki canım kardeşim, sen 12 yıldır bu darbe anayasasının bütün kurum ve kurallarını, nimetlerini güzel güzel kullanıp iktidar iken bu darbe anayasası değildi de şimdi mi darbe anayasası oldu? Öyle bir şey olabilir mi? Bunları kendilerine söylemek lazım. Ama işin özü şudur. Bir ülkede anayasa ya bir devrimden sonra ya bir karşı devrimden sonra ya bir rejim değişikliğinden sonra yapılır. Yeni anayasalar da böyle yapılır. Hangisi var ülkede de yeni bir anayasa yapıyorsunuz? Karşı devrim var tabii ki. Bu kadar basit. Karşı devrim. Dolayısıyla bir karşı devrim anayasası yapacaklar. Veya soruyoruz size. Bu anayasanın %75'i değiştirildi biliyorsunuz. %19 madde değiştirildi. Peki sormak hakkınız değil mi? Geri kalan ilk neyi değiştirmek istiyorsunuz? Devlet ormanları korumuş. Bu mudur derdin? O zaman bu soruyu sorma demek ki hakkında sahibiz. Şimdi orada iki yalan daha devreye giriyor. Uyanık olalım. Efendim anayasalarında ideoloji olmaz. Bakın tam tersi dünyada en ideolojik hukuk belgesi zorunlu olarak anayasadır. Çünkü bir devletin kuruluş belgesi nasıl ideolojik olmayacak? Sovyet Rusya'nın anayasasıyla şimdiki Rusya'nın anayasası aynı olabilir mi? Rejim değiştirilir. Cumhurbaşkanı çıkıyor. Hiçbir ideoloji olmadı. Allah Allah. Hangi ideoloji var peşinde? Atatürk. Atatürk var. Açık açık söyleyelim bakın. O cesarete de sahip değiller. Açık açık Atatürk olmasın diyemiyorum. Ama söylemek istedikleri bu. Bir parantez açayım. Şimdi Atatürk'e 3 günlük yetme, yeni yetme, diktatör diyor biliyorsunuz. Bakın bu da bir yalanın nerede kökü? Herkes, her kişi o çağın gerekleriyle değerlendirilir. O çağda hangi demokrasi vardı da sen bunu söyleme hakkına sahipsin? Üstelik Atatürk ne yapmışsa halk da yapmış. Zaten o halkçılık okulu yitirdiği için CHP bugünlere gelmiş. Yani Atatürk'e diktatör demek, Atatürk'e diktatör demek Sümerler'de internet kullanımının niye yaygın olmadığını söylemekle eşdeğerdir. Böyle bir yalan yani. Şimdi bunlar belli ki bölünmenin, üniter devlete vedanın anayasasını yapıyorlar. Çok net.
bir de Türk milletini siliyorlar. Şimdi bakın bu konuda haksız bir bilmiyorum. Lütfen düşünelim. Ya Fethiler Çağı'nı biz mi başlattı, biz mi yaptık? Hayır. Fethiler Çağı'ndan bu yana her ülke o ülkeyi kuran milletin adıyla anılıyor ya. Fransa niye Fransa? Başka bir millet yaşamıyor mu bu Fransa'da? Ama Fransa, Fransız milleti kurmuş. İngiltere o yüzden İngiltere. Almanya o yüzden Almanya. Türkiye'ye gelince bir farklı. Bu ülkeyi, bu coğrafyayı, bu devletleri Türk milleti kurmuş. Dolayısıyla adı da Türkiye ya. Ben başka bir millet yaşamasın demiyorum ki. Üstelik de bakın başbakanın çelişkileri. Ben mi söyleyeceğim diye. İşine gelmedi bir zaman milletin size teveccüh gösterdi. Benim milletim milletim. Bak milletim diyorsun. Tekini kullanıyorsun. Adını söyle. Aa yok. O zaman kendinle tutarlı ol. Benim milletlerimle. Benim milletlerimle. Şimdi finish'e doğru geldiler. Karanlık bir tavrı var gibi değil mi? Asla yok. Bakın hiç kimse amiyane tabirle nazar niyetliler yok. Neye inanıyorsam onu söylüyorum. Bugünlere niye geldik? Cumhuriyet devrimi. Ameliyat yarım kaldı. İçeride parça bırakıldı. Şimdi o metastaz yaptı. Dolayısıyla aslında hepimizin çok tarihsel, ne mutlu bize ki o anlamda çok tarihsel bir misyonu var. Yarım kalan Cumhuriyet devrimini tamamını erdirmek. Çok net. O yüzden kazanacağım. Çünkü rehber belli. Formül belli. Bakın Çin Merkel dilenmeye gidip içine Çinli yetkililer ne diyorlar biliyor musunuz? Ben okudum, gözüme gördüm. Bugünkü ekonomik gücümüze Atatürk'ün 1920'lerde uyguladığı ekonomik politikle geldik diyorlar ya. Başka ne rehber arıyorsunuz ya? Dolayısıyla bu anayasa Atatürk'e veda anayasası belli. Üniter devlete veda anayasası. Eğer becerip de zor ama diyelim ki becerdiler de yaptılar. O durumda da sizi temin ederim. Çok kısa bir sürede o paçavra tarihin çöplüğüne gene atılır. Onu da bilelim. Asla öyle bir yılgınlık filan yok. Ha, biz İstanbul Barosu olarak şunu söyledik. Biz bu sürecin hiçbir yerinde olmayacağız. Bizi çağırdılar. Gitmeyeceğiz dedi. Gitmedi. Niye? Ya gerçekçi olalım. Bir uyutma komisyonu diye bir şey var. Sizin sadece kara gözlerinize, kaşlarınıza, fiziki varlığınıza ihtiyaçları var. Başka da hiçbir şeyinize ihtiyaçları falan yok. Sadece meşrulaştırmak için. Halbuki siz gitmeseydiniz ey iki muhalefet partisi. Siz burada olmasaydınız bu bir parti anayasası olacak gibi. Gene öyle olacak da siz bunu maalesef mutabakat. Üstelik de bu mutabakatı da çözemiyorum. Onu da ilgisini siz sorun. Mutabakat. Mutabakatla devrim filan olmaz. Devrimler mutabakatla olmaz. Devrimler tarihsel şartlara uygun olarak olur. Kendi hukukunu da uygular. Dolayısıyla biz bunu meşrulaştıracak hiçbir şeyin içinde yokuz. Olmadık olmayacağız. İleride Türkiye'nin en büyük barosu bu çalışmalara katkı verdi. Bak hep beraber ne güzel bunu güzel güzel yaptık dedik diyeceğiz. Bunlara şu şarkıyı söyleyeceğiz. O malum beste çalan yandaşla ben ağlaşırız. Otursunlar, kendileri yapsınlar. Son sözüm şudur. Politika yapmak istemiyorum ama çok büyük bir olayla geldik. Ya birileri artık kendisini bilsin o. Ya birileri
bu GTA'lara da biliyorsunuz son miktarda F vitamini sergi ettikleri için bunların ücretliği değişti. Ama maalesef tek sergi orası değil. Ya birileri bu hormonlu yapıyı bırakıp 1920'lerin başındaki o altı oka ve o organik yapıya geri döner, yoksa kimse kimseye de mahkum filan da değil, ya biz oradaki hormonsuz DNA'yı alırız, gerekli yere şırınga ederiz, yürür gideriz. O yüzden hepinizi ben sevgiyle, saygıyla kucaklarken bir mesaj daha vermek istiyorum. Bu önemli. Bir mesaj daha vermek istiyorum. Şimdi yok efendim cemaatli, şuydu, buydu. Daha bu milletin tokadını yemedikleri için böyle ama şunu söylüyorum. Kazanma şansları yok. Çünkü vicdan, doğru, namus daima kazanır ve son gülen iyi güler. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli divan üyelerine ve burada bugün bizleri aydınlatan bütün konuşmacılara içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti kurucuları tarafından demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak kurulmuştur. Ve bu cumhuriyet kurulduğu zamandan beri hem yasamayı, hem yürütmeyi, hem de yargıyı ayrı ayrı kullanımına özen göstermiştir. Yani arkadaşlarım, Türkiye'de öyle durumlar olmuştur ki yürütme tamamen yargıyı idare eder duruma düşmüştür. Bunun için emekli sandığı kanunu çıkarılmak suretiyle Yargıtay üyelerinin, hakimlerin kevdi tayinleri yapılmıştır. İşte Türkiye'de bu hukuksuzluğun, bu hukuk uygulamalarındaki idarenin, yürütmenin baskısına karşı o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi 1959 yılında ilk hedefler beyannamesini o mecliste ilan etmiştir, okumuştur değerli arkadaşlarım. İşte o ilk hedefler beyannamesi 1961 anayasasının temelini teşkil etmektedir. İşte o 1961 anayasasının kabul edildiği tarihten bir sene sonra 1962'de ben onu anayasayı yapan hocaların bana anlattıkları, ders verdikleri bir öğrenciyim değerli arkadaşlarım. İşte bizim en iyi sevindiğimiz öğrenci olarak en iyi beğendiğimiz yönü yasama organının almış olduğu kararları siyasi yönden denetleyen bir senato meclisi. Yine değerli arkadaşlarım, ondan önce parti başkanlarından olan reisi cumhurların tarafsız olarak seçilmesi, bir nevi denetmen olarak görevlendirilmesiydi anayasaya göre. Yine arkadaşlarım, hukuki yönden şimdiye kadar hiç olmayan Anayasa Mahkemesi de yine 1961 anayasasına girmiştir. Örneği ilk hedefler beyannamesidir. Değerli arkadaşlarım, bağımsız hakimler, savcılar kurulu, hakimler kurulu, bağımsız savcılar kurulu, bağımsız TRT yayını 1961 anayasasında gündeme gelmiştir. Öyle bir anayasa ki o 65 seçimlerinde
Anayasaya katılmayan bir siyasi parti %45'ine oy almak suretiyle iktidara gelmiştir. Bir o siyasi parti 1969'da %53 oyla iktidara gelmiştir. O anayasayla 1977'de bir sosyal demokrat parti %42 ile iktidara gelmiştir. İşte 1961 anayasasının kişilere, örgütlere verilmiş olduğu özgürlüktür değerli arkadaşlar. İşte Türkiye'de bazı egemen güçler bunu sindiremediler. 1982 anayasası geldi. Değerli arkadaşlarım, 1982 anayasasında bağımsız yargı tamamen Bakanlar Kurulu'nda ismi olan Adalet Bakanlığı'nın başkanlığındaki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun denetimine girdi. O yetmedi. Müsteşar Daimi Kurulu'na girdi. İşte arkadaşlarım, Türkiye'de nasıl yargının yok edildiğini biz o zaman hissetmeye başladık. İşte değerli arkadaşlarım, bu da yetmedi. Bir anayasa paketi sunuldu. Anayasa paketinde dikkat ederseniz Türkiye'de hakimlerin, savcıların tamamen yürütme organının başı olan başbakanın denetimine girdi. Yasama organı zaten denetimindeydi, yargı da girdi. Türkiye'deki asıl faşist uygulamalar Türkiye'deki daha önceki uygulamalara büyük bir çerçeve çizilmeye başladı. Şimdi biz diyoruz ki yargı tamamen yok edildi. Evet, yok edildi değerli arkadaşlar. Yargının yok edildiğini ben milletvekiliyken 6 defa Silivri Mahkemesi'ne gittim. Değerli arkadaşlarım, orası bir mahkeme değil. Orası bir toplama kampı. Alman faşizminin toplama kampından farkı yok. Almanya'da yazarların, sendikacıların, işçilerin, bilim adamlarının toplandığı toplama kampını yargılayan yargıçlardı. Ama hangi yargıçlar? Faşist Hitler'in yargıçlarıydı. İtalya'da da aynı durum oldu. Geçen Lozan şeyini okuyorum. İtalyan temsilcisi Mussolini Lozan'da İsmet Paşa'nın karşısında. Ama değerli arkadaşlarım, işte Türkiye'de hukuk bu şekilde yok edildi. Mecliste konuşmalarım var. Tayyip Erdoğan Türkiye'de başkanlık sistemini getirmek için Amerika'ya Adalet Bakanlığı teknik elemanlarını gönderdi. Bir defa, iki defa, üç defa. Sayın Başbakan İçişleri Bakanlığı elemanlarını gönderdi. Aylarca inceleme yaptılar. Acaba biz başkanlık sistemini getirirsek Türkiye'de nasıl uygulama yaparız diye şimdiki başkanlık sisteminin altyapısını oluşturdular. Değerli arkadaşlarım, şimdi anayasada yapılmak istenen, anayasada şimdi istenen hususlar yargının yok edilmesi, tek lider başkanlık sisteminin getirilmesi ne bir kılıf uydurmadır. İşte Türkiye'deki anayasanın esas şeyi başkanlık sistemini getirmektir. Onun başkanın emrinde yargı, yürütme, yasama sistemi geliyor değerli arkadaşlar. İşte yapılmak istenen budur. 1959'da Türkiye'ye geniş özgürlüğü getiren, Türkiye'de yargı bağımsızlığını getiren Cumhuriyet Halk Partisi, maalesef üzülerek söylüyorum, şimdi yasada hiç yeri olmayan bir anayasa uyum komisyonu oluşturuldu. Bunun dayağı nedir belli değil. Bu Türkiye'de yapılan antidemokratik uygulamaların Türkiye'de yargı bağımsızlığını yok edilmesini, tek lider başkanlık sistemi getirilmesine bir kılıf uydurulmasıdır. İşte yapmış oldukları bu uyguları da
bir yasal çerçeveye sokmak istiyorlar. Biz bu mücadeleleri veriyoruz. Fakat demin çok üzülerek burada izledim. Bir Cumhuriyet Halk Parti milletvekili arkadaşım, ben Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmuyorum. Ben kişisel olarak konuşuyorum dedi. Ve çok mana ifade etti bu. Yani benim bulunduğum siyasi partinin görüşü maalesef tasvip etmiyorum. Ama ben kişisel görüşüm bu. Uyum yasasına şiddetle karşıyım diye bir konuşma yaptım. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. İşte bu gerçekten bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi 1959'da ilk hedefler beyannamesini gündeme getiren bir parti için gerçekten sevimli bir durum değil. Onu değerli arkadaşlar, çok sinirli zamanımızda tartışmayı bilmiyoruz. Bakın, bakın, yargı yok edilmiş. Tek adamın denetimine gelmiş. Türkiye'de rejimin, üniter yapının teminatı olarak hiçbir kurum kalmamış. Siyasi partilerin durumu ortada. Tamamen takılmışlar iktidar partisinin peşine. Ne yaptıklarını bilmiyor. Ne edeceklerini bilmiyor. Ama şunu söylüyorum. Bir taraftan da idare edildiğini kanaatindeyim. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Tek şey kaldı. Halk. Halkın buna destek vermemesi. İşte bu toplantıdaki komisyonun ileri sormuş olduğu konuları halka anlatıp halkın desteğini almak en önemli çalışma bu. Bunu da bir arkadaşım burada belirtti. Halka gittiğin zaman biz anayasa paketiyle gittik. Fakat çok enteresan, halkın %80'i bu anayasa paketinin ne olduğunu bilmiyor. Bunu çok iyi bir şekilde anlatmak lazım. Tek dayanağımız, tek bizim bu sorunları çözeceğimiz, engel olacağımız güç anayasanın daha güzel, halkçı, özgürlükçü, daha bağımsız yargı içeren bir anayasanın yapılması için tek seçenek halkın desteğidir. Değerli arkadaşlarım, Mustafa Kurtuluş Savaşı'nı vermek için Mustafa Kemal Atatürk halka gitmedi mi? Samsun'dan başlatmadı mı? Ben sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum. Bu millet her zaman mücadelenin içindedir. Bu millete güvenelim. Bu halka güvenelim. Bu halk Karadeniz'den sarı saçlı mavi gözlü eğer çıkardıysa bugün Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den, İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan yine bir sarı saçtım, mavi gözlüm, kara saçtım, siyah gözlüm çıkarabilir. Bu mücadeleyi bu yönde vermeliyim. Hepinize saygılar. Milli Anayasa Kurultayı'nın çok değerli katılımcılarını, yurtseverleri, Atatürkçüleri en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, öncelikle Cumhuriyeti Cumhuriyet olmaktan çıkaran, Cumhuriyetle hesaplaşan siyasetçiler, Cumhuriyeti tartışan, tartıştıran, sorgulayan, yargılayan kimi aydınlar bir iklim oluşturdu. Uzun bir süredir bu konuda ve değerli basının da desteğiyle bu iklim oluştu ve bugünlere geldik. Aslında bu iklim bilinçli oluşturuluyor. Bakılıyor. Tepkiler ne? O tepkilere göre tavırlar gelişiyor. Örneğin 4 artı 4 artı 4 yani 3 çarpı 4'e nasıl gelindi? Bakıyorsunuz önce
Kur'an kurslarındaki yaş sınırı kaldırılıyor. Sessiz kalınıyor. Onun üzerine kat sayı kaldırılıyor. Yine sessiz kalınıyor. Sonra dindar gençlik tartışması başlatılıyor. Yine sessiz kalınıyor. Sonra bakıyorsunuz, ilkokul çocukları promosyon olarak Umre'ye gidiyor, sessiz kalınıyor. Bakıyorsunuz, tablet karşılığı namaz yarışmaları düzenleniyor, sessiz kalınıyor. E o zaman diyorlar ki iklim müsait, atmosfer oluşmuş, meteorolojik koşullar müsait. E niye biz 4x3'ü getirmeyelim? Nasıl olsa kimsenin sesi çıkmıyor diyorlar. Anayasada da aynı şey oluyor. Yasal düzenlemelerde de aynı şey oluyor. Ve şimdi anayasa düzenlemesinde bakıyorsunuz, Cumhuriyet bizim her şeyimizdir diyenler, kulluktan özgür birey haline dönüşenler, ümmetten ulus olarak oluşanlar ve bu kararlılıkla Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkması gerekenler sessiz ve suskun kalıyor. E o zaman iklim müsait, atmosfer müsait. E gelin şu anayasayı da hep birlikte değiştirelim denildiğinde bakıyorsunuz bizler için güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor. Bugün geldiğimiz noktada bu anayasa değişikliğinden amaçlanan çok net olarak bellidir. Bir bölünme anayasasıdır ve bu ana başlık altında alt başlıklar vardır. Bu alt başlığın bir tanesi anayasadan Türk teriminin çıkarılmasıdır. Bir diğeri yerel yönetimlere özellik verilmesidir. Bir diğeri de belki yan unsur olarak başkanlık modelidir. Ama en önemli unsurlardan biri laikliği de ciddi anlamda örselemektedir. Böylece şu topluma kabul ettirilmek isteniyor. Cumhuriyeti eksilterek demokrasiyi büyütelim. Veyahut da cumhuriyeti azaltarak demokrasiyi çoğaltırız. Oysa demokrasi ve cumhuriyet birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Şimdi gelinen noktada hep birlikte şunu yaşıyoruz. Her ne kadar anayasanın ilk 4 maddesi kırmızı çizgilerimiz deniliyor ise de yazım sürecinde burada olan arkadaşlarımı o yazım sürecinde anayasanın esası, özü, ruhu, felsefesi olan 2. maddenin ne hale geldiğinin izlemelerini özellikle rica ediyorum. Ne diyor anayasamızın 2. maddesi? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu cumhuriyetin nitelikleri. Şimdi yapılmak istenen şudur. Cumhuriyetin niteliklerini biraz öz hale getirelim. Ne yapalım? İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti haline getirelim. Peki ne oluyor o zaman? O zaman hedef Atatürk milliyetçiliğini çıkartmak oluyor. Hedef başlangıçta belirtilen temel ilkeleri çıkartmak oluyor. Böylece ideolojisiz anayasa, Kemalist olmayan anayasa,
ve bir toplumsal mutabakat metniymiş gibi de bu topluma dayatılacak. Bu bir ön tespittir. Çok uzun olmayacak. Belki bir ay, belki iki ay sonra bu söylediklerimi o anayasa uzlaşma komisyonunda nasıl değerlendirildiğini, kimlerin buna sahip çıktığını veya çıkmadığını göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, bunun yanı sıra çok önemli olanı da Türk milleti 66. maddedeki Türk teriminin çıkarılması. Biliyorsunuz o terim coğrafidir. Bu sınırlar içerisinde yaşayan her alt kimlik o üst kimlikte bir araya gelmiştir. Türk terimi bir kan, kafatası, ırk terimi değildir. Bu cumhuriyeti oluşturan millete Türk denilir derken Mustafa Kemal coğrafi bir tanım yapmıştır. Oysa o coğrafi tanımdan birileri rahatsızlık duyuyorsa ve bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı haline dönüştürelim, Türklükle bir alt kimlik diye düşünüyorsa, bilirsiniz ki uluslaşma sürecini tamamlayamadığımız bu ülkemizde ayrışma başlayacaktır. Bölünme başlayacaktır. Onun için hep birlikte buna sahip çıkma zorunluluğumuz var. Aslında iki konuyu da kısaca temas edip huzurunuzdan ayrılacağım. Burası bir siyasi parti platformu değil. Ama Cumhuriyet gibi Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimi yöneticilerinin söylemlerinden kaynaklanan eleştiriler oldu. Ben 40 yılı geride bırakan bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Beni bağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin programıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı sade beni değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en sade üyesinden genel başkanına kadar herkesi bağlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2008'de yapılan kurultayında kabul edilen programı uyarınca, açıkça, belki bazı Cumhuriyet Halk Partililer o programı bilmiyor olabilir, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinden, ideolojilerinden bir haber olabilirler, ama zahmet eder Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının 33. sayfasını açar okurlarsa şunu göreceklerdir. Anayasanın değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinin doğrudan veya dolaylı olarak değiştirilmesi yönelik her türlü çabaya kesinlikle karşı çıkılacaktır der. Cumhuriyet Halk Partisi budur. Ama tesadüfen partili olan, sipariş üzerine partili olan ve bireysel düşüncelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüncesi olduğunu zanneden birilerinin programa aykırı söylemleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlamaz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği adına söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri de eğer bunu bilmiyorlarsa açıp okuyacaklar o programa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o programına sahip çıkacaklar. Ama bu program 2008 kurultayının kabul ettiği programdır. Şimdi yeniden bir program kurultayı olur, bu ilkelerden vazgeçilir mi, geçilmez mi, o ayrı bir konu. Ama bilesiniz ki onun mücadelesi de mutlaka ve mutlaka verilecektir. Bir hususu daha ifade edeyim. Bu toplantının bir sonuç bildirgesi gibi kurultayda hep birlikte bir oy birliğiyle kararlar alındı.
Ama şunu ifade edeyim ki, değerli arkadaşlar lütfen. Bu kurultaya katılan arkadaşlarımın üzerinde çok büyük sorumluluk vardır. Çünkü bu kurultayda alınan kararların olası anayasa değişikliği halinde bir referandum sürecinin yaşanabileceği ihtimalini de göz önünde tutarak bu kurultaya katılan arkadaşlarımın bundan sonraki süreçte bir referandum çalışmasında da en yoğun ve en aktif olarak katılımını sağlamalarında yarar olacağına inanıyorum. Ve ben bu kurultaydan bundan sonraki sürece ilişkin bir termin, bir program çıkması gerektiğini ve bu çalışmaların en aktif şekilde sürdürülmesi gerektiği inancıyla hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin'imiz bu zorunda çok güzel bir hedef koyduğumuzda askerlerimizin başına çuval geçirenlerden hesap soracağız dedi. Bu hesap elbette en geç olacak. Ama biz Türkiye Gençlik Birliği olarak bu hesabı sormaya giriştik. Bodrum'da Amerikan askerlerinin başına uçağı geçirdik. Malatya'da Güney'in kaldığı otelini bastık. Eğer kaldığınız yerlerde Amerikan askerlerinin yüzünü görürseniz bizi yönetin, oraya gidiyoruz, orada da Güney'in kapısı açığa geçiririz. Bizim ailemde bir yalan, hem de çok büyük bir yalan aldı başını gidiyor. AKP'nin 12 Eylül'ü yargılayacağı konuştu. AKP'nin 12 Eylül anayasasını kaldıracağı konuşuluyor. Ve uzlaşma kursiyonunda kalmayarak eğer olmasa da kalkarsak bu fırsatın kaçırılacağı konuşuluyor. Anlayanlar için tekrar edelim. AKP 12 Eylül hukukunun gayrimüslim çocuğudur. Amerika tarafından peydalanmıştır. AKP'nin velayeti Amerika'dadır. Şimdi nasıl olacak da velayeti Amerika'da olan bir AKP ile yeni anayasa yapılacak ve onun şehrin hukuku kaldırılacak. Anayasalar devletlerin varlık belgeleridir. AKP Fethullah Gülen'le ve Barzani'yle devletin meslek ve etnik temelde çözülmesini hızlandırırken ve bu devletin varlık nedeni ortadan kalkarken nasıl AKP ile birlikte bir anayasa yapılacaktır? Devletleri parçalayan belgeler anayasa denemez. Sipariş üzerine yazılan belgeleri anayasa diye yutturamayacaklardır. Şimdi buradaki Milli Anayasa Kurumu bu kurumun karşı tarafındaki denge en az meclisteki uzlaşma komisyonudur. Denge en az uzlaşma komisyonudur. Ve o masada yürütülen yeni anayasayı meşrulaştırma operasyonunu boşa çıkaracak hamleler yapmak gerektiğini ve hızlı bir şekilde bu hamleyi yapmamız gerekiyor. Bu uzlaşma masası yeni anayasa kampanyasını başlatamadan bizim Milli Anayasa Kurumu'nun anayasa hayır kampanyasını yüksek sesle başlatması gerekmektedir. O andan itibaren bölümlü anayasasını getirecekleri ve getirecekleri yalın bir şekilde anlatılacağı bir kampanyaya, bir çalışmaya hız verilmelidir.
şahsın ilan edilmelidir. Yeni anayasa özel yetkili bir anayasadır. Yeni anayasa Türk özel yetkili mahkemelerin Türkiye'deki hukuku gasp etmesi, katletmesi gibi Türkiye'deki anayasal rejimi gasp etmek için tezgahlanmıştır. Ve Tayyip Erdoğan'lar ve Abdullah Gül'ler bu anayasal zemini gasp etmek zorundalardır. Çünkü cumhuriyete düşmanlıklarla dolu bir dosya, bir suç dosyası peşlerindedir. O yıllar dolayından kurtulmak için aslında bu özel yetkili anayasaya muhtaçlardır. Tayyip Erdoğan'lar ve Abdullah Gül'ler cumhuriyetin bütün genç odaklarını kör etmeden diken üstünde durmaya, oturmaya devam edeceklerdir. Bu süreçte yeni anayasada cumhuriyet adına hiçbir iz bırakmayı görev etmişlerdir. Yeni anayasada hepimizin bildiği gibi bir gerçek olacak, ortaya çıkacak. Milliyeti oluşturan unsurlar tıpkı bir takım tutar gibi kamplaşacaklar. Etnik kimlikler ve meslek kimlikleri öne çıkacak. Ve onlar birbirlerine karşı daha da kindarlaşacaklar. Fakat mesele bu karabasandan bahsetmekten ziyade bu karabasanı örgütlü ve kitlesel bir güç olarak nasıl defedeceğimizdir. Esas tartışması gereken mesele budur. Ve nasıl bir dönemde bu karabasanı defedeceğimiz de önemlidir. AKP'nin faşizan baskılı operasyonlarına karşı meşru direniş hakkının çeşitli toplum kesimleri tarafından kullanılacağı bir dönemdeyiz. Sanatçılar bu meşru direniş hakkını kullanıyorlar. Yandaş belediye müdürlerinin gözetimine ve yönetiminde sanatlarını icra etmeyi kabul ediyorlar. Onlar da meşru direniş hakkını kullanıyorlar ve sokaklara çıkıyorlar. Doktorlar, hastaların, doktorların tatlı olduğu bir sağlık sistemini reddediyorlar ve sokaklara çıkıyorlar. Meşru geliş hakkını kullanıyorlar. Öğrenciler, ne kadar paran varsa o kadar eğitim alacaksın sistemini kabul etmiyorlar ve sokaklara çıkıyorlar. İşçiler, kıdem tazminatını kaldırılmasını kabul etmiyorlar, geliş hakkını kullanıyorlar ve sokaklara çıkıyorlar. Ve adı düşün işler, devrimci gençler 19 Mayıs'ın yasaklanmasını kabul etmiyorlar. 19 Mayıs 2012'de 30 bin gençle İstanbul'da AKP'nin yasağını kaldırmaya hazırlıyorlar. Şayet böyle bir dönemde mücadele ediyorsak gençle AKP'nin yıkmayı, cumhuriyeti yeniden devrimci temelleri üzerinde fikrini daha yüksek perdeden dinlendirmemiz gerekiyor. O birinci temel işte burada. Buradaki bilişim Türkiye'nin birçok yerinden gelen, sürdürülmekte gelen buradaki bilişim işte o birinci temelin harcını oluşturacak. Ve buradaki birliktelik, buradaki kuvvet sadece anayasa meselelerinde değil, meşru giriş hakkının zorunlu olduğu her meselede son söylemini ve eylemde bulunmalıdır. Yani buradaki heyet cumhuriyeti yeniden inşasının gerektirdiği toplam iradenin sonuçlusu ve uygulayıcısı olmalıdır. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki kongreler ve bir araya gelen o temsilcilerin yaptığı gibi. Biliyoruz o kongrede bir araya gelenler bir sürü sonra bir devrimle milletin egemenliğinin sonucusu ve temsilcisi oldular. Bizim de önümüzde böyle bir hedef koymamız gerekiyor. Eğer anayasanın değiştirilemez maddelerini bu maddelere dokunmaya cüret ederlerse milletin millet bağımsızlığı veya Atatürk'ünü gerekirse son kullanarak savunacaktır.
pencere göstereceğiz. 19 Eylül çalışmasına AKP'nin milletimize yasaklamış olduğu 19 Mayıs'ta bugüne kadar hiç olmadığı coşkuyla ve görkemle kutlayacağız. 19 Mayıs'ta dinin süpürülecek adamı yani Tayyip Erdoğan'ın fermanına, yasak fermanına dinin süpüreceğiz. Basındaki bilgilere göre mecliste kurulan darbeleri araştırma komisyonu raporunu 4 ay sonra sunacakmış. Bu komisyondan yazılı olarak şu konuları da inceleyip raporuna dahil etmesini talep ediyorum ve hep beraber edelim diyorum. 1. 27 Nisan en ihtirasından bir hafta sonra 4 Mayıs'ta Dolmabahçe'de yapılan gizli ikili zirvenin taraflarının ifadelerini alınarak açıklanması. 2. Nisan 2004'te Dönem'in Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı arasında imzalanan 2 sayfa 9 maddelik anlaşmanın taraflarının ifadeleri alınarak açıklanması. 5 başkanlık görevinin ne zaman, nerede, hangi yasa bir yetkiyle, hangi gizli sözler ve tavizler ve tahayyütler karşılığında alındığını tarafların ifadesine başvurularak açıklanması. Kamuoyunda aydınlıkçılık olarak bilinen iddianamede 3'e kapadın, 20-25 lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı için o adam bitmiştir gibi ikili diyalogların sahiplerini sorgulanarak gerçek adaletin sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Aynı iddianamede faaliyetlerinden dolayı suçlanan bir partinin bu soruşturmasının neden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmadığını da nedenleri araştırılıp kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu komisyon MİT soruşturmasında kişiye özel yasanın hukuki olmasıyla Alman mahkemelerinin gerekçeli kararına rağmen deniz feneri savcılarının görevlerinden alınıp yargılanmalarını da aydınlatmalıdır. Terör örgütü kurulan ve devletlik iddiasıyla suçlanıp tutuklanan Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile 7 yıl birlikte çalışanlar, 2008'de de Genelkurmay Başkanlığı'na onu atayanlar, bu karara göre onu terör örgütü yöneticiliğine atayanlar yardım ya da tatlılık suçu işlemiş olmuyorlar mı? Bu komisyon bu konuyu da araştırarak sorunların ifadelerini alıp raporuna dahil etmeli ve Türk halkına açıklamalıdır. Komisyon ayrıca Orgeneral Başbuğ Anayasa'nın değiştirilen 148. maddesindeki açık hükmüne karşı neden Yüce Dağ Divanı'nda yargılanmadığını da araştırmalıdır. Yürütülen 28 Şubat soruşturmasında gerçeğe ve adalete ulaşmak için süreçte ben dahil adım geçiyor biliyorsunuz. Ben dahil adı geçen tüm tarafların ve aktörlerin, Milli Güvenlik Kurulu'na katılanların, dış aktörlerin ve özellikle Refah ve Fazilet Partisi'nin ikiye bölünüp arkasından Amerika ve İngiliz Büyükelçilikleriyle parti kurmak için gizli toplantı ve görüşmeler yapanların ve bunun sonucunda süreci kendilerinin ve emperyalizmin çıkarlarına göre şekillendirenlerin de ifadesine başvurulup halka açıklanmalıdır. Değerli konuklar, korkup susmayacağız, direneceğiz. Halkımızı uyandırıp bilgilendirmek için yasal ve anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanarak direneceğiz. Öncelikle başta TRT
ve bu kararlara bir vesileyle çağrıda bulunsunuyor. Hukukçularımız, Rütük basından sorumlu devlet bakanıyla da görüşerek kendimizi ifade ve halkı çok yönlü bilgilendirme olanını bize sağlayacaklarını umuyorum ve inanıyorum ve bu konuyu takipçisi olacağız. Bu girişimlerimiz, basın konusundaki bu girişimlerimiz sonuçsuz ve yetersiz kaldığı takdirde Rütük ve anılan medya kuruluşlarının önünde gençlerimizle beraber yapacağımız yasal ve düzenli protestolara herkes hazır olmalıdır. Olayları ve gelişmeleri doğru ve zamanında değerlendirip gerekli tepkileri koyamayan meclisteki muhalefete olan umut ve güven günden güne azalmaktadır. Kimsenin alınmasına gerek yok, kimsenin de birilerini müdafaa etmesine gerek yok. Gerçekleri konuşuyoruz burada. Olmayan askeri vesayeti kaldırmak da önerilen, buna muhalefet de dahildir. Türkiye'nin, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğinde fişlenip yönlendirildiğini cesaret edip ifade edilememektedirler. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, cemaat ve tek parti vesayetinin ve her yerimizi kuşatan iltica tehdidini yok saymaktadırlar. Sayın Özbek. Bitiyor efendim. Son sayfa. Bitiyor. Muhalefet açısından bu sorunlar ABD Büyükelçiliğinde sempati dağıtmakla değil, başını kaldırmakla, kaşını kaldırmakla, hatta birazcık da kaşını çatıp onlara burada arkamızdan neler çeviriyorsunuz diye sormakla çözülür. Geldiğimiz noktada birleşip örgütlenmek, hedef koyup devamlılık göstermek, içtiğimiz su soluduğumuz hava kadar gereklidir, zorunludur, yaşamsaldır. Bizler, kabul ederseniz öncü olmaya, evimizi taşın altına koymaya dünden hazırız zaten. Bunu bizden halkımız istediği kadar Silivri, Hasar ve Sincan'da haksız, hukuksuz ve tek yanlı kararlarla tutuklanan, esir tutulan vatanseverler istiyor. Bunu bizden aklımız, vicdanımız, tarihimiz istiyor. Kazanacağız. Çünkü haklıyız. Umutluyuz. Ekranlarda, meydanlarda, salonlarda buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Ben de önceki tüm konuşmacıların görüşlerine yürekten katılıyorum. Anladığım şudur. AKP'ye güven yoktur. Biz AKP'ye güvenmiyoruz. Yeni anayasa, hazırlanmakta olan anayasa veya Atlantik ötesinde hazır olup da Türkiye'ye gönderilmek üzere bekleyen anayasa bölücü bir anayasadır. İş birlikçi bir anayasadır. Sipariş bir anayasadır. Bu anayasayı kabul etmek mümkün değildir. Bu anayasaya ne pahasına olursa olsun her platformda direnmek, mücadele etmek yurtseverliğin bir gereğidir. Ben huzurlarınızda bu anayasaya karşı nefesimin son kertesine kadar direneceğimi namusum ve şerefim üzerine an düşüyorum. İzmir'den olarak Cumhuriyetçi selamlarımla sizleri selamlıyorum. İki husus söylüyorum. Gençliğe hitabenin gereğini yapmak bir görevdir. Aynı zamanda Cumhuriyet devriminin kazanımlarından dolayıdır, halktır. Karşı devrime direnmek de görevin yanında bir halktır. Bu hak anayasalarda, demokratik kurallarda direnme hakkı diye tanımlanır. Toplumların, milletlerin karşı devrimlere karşı direnme hakkı vardır. Buradan İzmir'le olarak şunu duyuruyoruz. Bir ay içinde İzmir'de büyük bir milli anayasa mitingi yapacağız. Bunu duyuruyoruz. Buradan sizleri İzmir'e davet ediyorum. Ayrıca kurumumuza da şunu öneriyorum. Cumhuriyet devrimini devam ettirme iradesi.
adresini 2012 yılında milli bir cephe olarak direnme